Burak Şakar spor eğitmenimiz. Spor eğitmeni spor eğitmeni oturuyorsunuz karşımda böyle? Şimdi biz böyle işimiz gereği e, oturan insanlarız evet. ve e, hatta ofisinde çalışanlar daha beter durumdalar. E, ne yapsak da şöyle bir kendimize gelsek şöyle fizik olarak bir kendimizi toparlasak neler yapılabilir oturduğumuz yerde ama? <laughs> ee günde sadece 15 dakika ayırarak çok güzel fiziğe kavuşabiliriz. Ya bu bir yaşam biçimi olarak nasıl sabah kalktığımızda yüzümüzü yıkıyorsak, nasıl yemek yiyorsak bunu bir günümüze günde herhangi bir saate koymamız yeterli. Hı hı. Kahvaltımızı yaptık. Öğlen yemeğe gideceğiz. Yemeğe gitmeden önce birkaç egzersiz yapabiliriz. Hı hı. Çok yemeğe basit. Yemekten sonra yapmayalım. Yok, yemekten değil önce o yapalım. Kaslarımızı edilir. biraz çalıştıralım ve sonra gereken besinleri almak için vücudu hazırlayalım. Mesela hı hı. şöyle bir şey gösterebilirim eğer uygunsa. Lütfen, lütfen. Çok basit. Ee, ha. Şöyle öne gelebilir miyiz Tabii. hareketi göstereceksek? Evet. Mesela çok kısa hafif e, kameraya dönelim. Hafif ha, bir, siz öyle dönün. Evet. Buyurun. Hafif bir ısınma, çok basit. Bacağımızı kaldırarak yavaşça bunu 30 saniye yavaş yapıp 30 saniye sonra hızı yavaş yavaş arttırıp bu şekilde dönüşün 5 dakika ısınabiliriz. Isındıktan sonra da çok basit. Daha önce spor yapmayan birisi bile şöyle bir şey yapabilir. Masamıza, çalışma masamıza geçip önüne hafif destek alarak buradan hafif çökme ve kalkma egzersizleri yapabiliriz. Hı hı. Bu şekilde bir dakika boyunca yaptığımı farz ediyorum. Ofisteki saatime baktım. Bir dakika oldu. Sonra biraz dinleniyorum. 30 saniye nefes alıyorum. Tekrar bir tane yapıyorum. Hı hı. Hı hı. Bu çok önemli bir hareket. İnsanların çok istediği şeyler vardır mesela karın bölgem çok iyi olsun, mutlaka karnım iyi olmalı, sonu gelmeyen mekik egzersizleri yapmam gerekiyor gibi. Aslında bu çok doğru değildir. En çok vücudumuzda enerji yakan yer, en çok enerji harcayan yer bacaklarımızdır. Hı hı. Ve o yüzden bu şekilde bu egzersizle bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Değil mi? Ve sonra buradan tutmamıza gerek kalmayacak yavaş yavaş kendi squat egzersizini zorlaştırabiliriz. Daha sonra elimizdeki çantayı alabiliriz onu tutup devam edebiliriz bu şekilde. Bir Hı -hı. hareket gösterdim. İki iki hareket daha göstereceğim. İkincisi de daha çok hani hanımların çok beğendiği, Brezilya poposu dediği egzersiz var. Evet. Şöyle sıkılaşmak evet, için. Evet, aynen mi? öyle. Hı -hı. Buradan destek alarak bacağım açısını bozmadan 90 derece evet. yavaşça inip kalkarak ve sonra diğerine geçerek çok daha fit olabiliriz. Daha Hı -hı. 6 dakika oldu. Ve bunu bir tur daha yapacağız. Hı hı. Ee, son olarak da son bir egzersiz ee, yerde yapmamıza gerek yok oturduğumuz yerde yapabiliriz yine karnımızı özellikle alt karnı sıklaştırmak için buradan gösterebilir miyim? tabi tabi evet. herhangi bir rahatsızlığımız varsa belimizde zorlanıyorsak şöyle yapabiliriz evet biraz açılalım tek tek, tek. Doğru. karnımı çekip dizime tek tek kaldırabiliriz eğer herhangi bir problem yoksa kendimizi iyi hissediyorsak bunu çift bacakla çekip çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu üç egzersizi dönüşümlü olarak ne bir, ne kadar bir dakika toplamda? squat. Toplamda 15 dakika yeterli. 5 dakika ısındık. Hı hı. Bir dakika squat. 1 dakika ziyer lunge egzersizi. Bir dakikada bu karın hareketini yaptık. 3 dakika oldu. Bunu 3 tur yaparsak 9 dakika hatta 14 dakika oldu. 14 dakikada e, yaklaşık 1 ayda çok farklı bir e, her gün her çözüm. gün değil bir ay gün arayla. Hem bir de. Ay gün, evet aynen öyle. Onu bile yapmayız biz vallahi. <laughs> Ama işte gerçekten istikrar önemli. Yani sürekli bunun yapılması, işte günde iki günde bir bile olsa, evet. öyle değil mi? Yani üçüncü güne sarkmayacak. Yapılması çok önemli. Haftada üç gün e, garanti edelim bir ayda çok farklı olacak. Yani Değişim göreceksiniz. Hı hı. Ama işte yediğimize de dikkat etmeliyiz. O da var. Yani e şimdi, ye 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 sonra bu hareketleri yapayım kurtulayım olmuyor, öyle değil mi? daha işte, da şişeriz. Eğer iyi gözükmek istiyorsak, bu işin yüzde sekseni beslenmedir. Evet. Ve çok önemli. Günde beş altı öğün yiyerek e, az ve sık yiyerek bunu başarabiliriz. Çok basit isterseniz bir diyet çok basit bir diyet programı çok basit yani aslında çok basit. çünkü kişiye özeldir aslında. en basit ha, planını en söyleyebilirim genel. önemli olan kaliteli beslenmektir kaliteli beslenmek için iyi bir kahvaltı şarttır iyi bir kahvaltı ekmek hepimiz Türk toplumu ekmek yiyor tabi yemeliyiz daha kaliteli karbonhidratlar var örneğin yulaf çavdar bunların yulaf ezmesi şeklinde hani süt ve yoğurta karıştırıp yiyebiliriz tabi çok tatlı değil insanların iştahını açmıyor fakat şöyle yapabiliriz bunu yapabiliriz sabah ya da bir ekmek, e, light peynir, e, light yoğurt bunu yiyebiliriz çok ufak porsiyonlarla. Hı hı. Arada hafif kuru yemiş, yarım avuç kadar kuru yemiş yiyip hı hı. öğlen yemeğinde de daha sağlıklı şeyler tercih edebiliriz. E, glisemik endeks olayını az çok e, herkes bilir. E, glisemik endeksi yüksek olan besinler vücuda şeker olup e, maalesef vücuda evet. yağ kazanmasına sebep oluyor. Evet. Bu yüzden daha sağlıklı gıdalar tercih edip e, sebze ve işte bulgur pilavı, yağsız et gibi hı hı. ufak bir menüyle kendimizi daha güçlü hissedeceğiz. Günün ge, günün geri kalanında daha e, enerjik olacağız. Saat kaçta bitirelim bu yeme işini? Şöyle yapacağız. E, Bunu beslenme uzmanına sormak <laughs> lazım ama aslında spor eğitmenleri de dikkat ettikleri için soruyorum. Öğlen beslenme yemeğini diye. yaptık ya 2-3 saat sonra yine bir öğün, Yarım avuç kuru yemiş. Bu kuru yemişler çok önemli. Çünkü sağlıklı yağlar içeriyor. Hmm. Sağlıklı protein içeriyor. İşte miktar önemli. Yarım avuç Yarım avuç diyoruz, evet yarım avuç kadar. Ne yediğimiz Hangisi önemli mi? Hangi kuru yemiş olduğu Aslında tabii kaliteli mi? seçmek gerekir. Hmm. Kuru yemişlerde badem, ceviz ve fındık çok önemlidir. Hmm. Vücuda, beyne özellikle çok sağlıklı yağlar verir. O bizi daha iyi hissettirecektir. Bugün kurusu onu çok kullanır diyetisyenler. Şöyle Bastırsın yapmak gerekiyor. Şimdi onların glisemik endeksi yüksek. Yani hmm. şeker aynı şeker yemek gibi. Evet. Yani onu yemekten sev tatlı yemek daha iyidir, daha güzel olacaktır. Hmm. Ama tabii ki biz bunları yemeyeceğiz. Tatlı ne zaman yiyeceğiz? Spordan sonra yiyebiliriz. Bir ihtiyacımız var. İhtiyacımız var çünkü spor yaptık, kaslarımızdaki enerjiyi boşalttık ve geri yükleme çok önemli, daha Hı -hı. iyi olmak için. Hı -hı. Bu yüzden eğer tatlı yiyeceksek, meyve yiyeceksek, bunları daha çok spor sonrası yememiz lazım. İşte yine daha miktar önemli. Ben zannederdim ki meyve evet. hiç sorun yaratmaz. İşte dört mandalina, bir portakal, iki muz evet. falan öyle bir geceyi geçirirdim ama evet. dediler ki o her şeyin fazlası tabii meyvede de zararlı. Bir tane, iki tane olacak öyle değil mi? Meyve yiyeceğimiz zaman iki tane zaman var. Bir sabah kahvaltısı, bir de spordan sonradır. Hı hı. Şöyle düşünün, gece boyunca 8 saat uyuyoruz ve vücudumuzda hiç enerji kalmıyor. Ve bu enerji geri yüklemek için bu şekilde meyve gibi kaliteli karbonhidratlarla tekrar geri yükleyeceğiz. Ve vücuda asla yağ olarak bu geri dönmeyecek. Öğlen yemeğimizi yedik, enerjimiz zaten var. Üzerine bir de meyve yersek... Bu yağ olarak bize geri dönecektir. Hmm. O yüzden neyi ne zaman yediğimiz çok önemli. Çok önemli. Evet. Kesinlikle. Sabah kalktık, kalkar kalkmaz hemen yürüyüş, egzersiz doğru hmm. mu? Yok Kalkar, şart kalkar, değil. Kalkars, kalkar ne kalkmaz vücudun ilk ihtiyacı olan şey yemek yemek. Yine hmm. 8 saat hiçbir egzersiz, hiçbir e, vücuda besin almıyoruz 8 saat boyunca. Sıvı ne kadar önemli? Sıvı, Sıvı tüketimi alımı. Günde mı? en az 3 litre su almalıyız. Vücudumuz vücudumuzun %80'i %70'i sudan oluşuyor. Hmm. Ve bu da bizim çok fazla suya ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Bunu tabii bütün güne yaymak lazım herhalde. Tabii değil bir, bir seferde değil. böyle bir buçuk, iki litreyi bir tabii anda bitim, o zarar verebilir çünkü. Öğlene kadar yani. bir litre, öğleden sonra bir litre, yatana kadar bir litre daha şeklinde yapabiliriz. Üç litre normal bir insan için, çok yoğun spor yapmayan bir insan için yeterlidir. Bu Sporcular vitamin desteği alıyor mu? Vitamin eğer sağlıklı besleniyorsak yeteri kadar... Ee, hı hı. Sebze, meyve tüketiyorsak, hı hı. tabii ki zamanımız çok önemli. Ee, dediğim miktarlar zaten size bahsettiğim yarım avuç kuru yemiş, e, spordan sonra birkaç meyve yemek, bunlar zaten fazlasıyla karşılıyor. Hı hı. Ekstra çok ekstrem sporcular tabii ki almanın da fayda var çünkü çok fazla vücutta yıkım oluyor, kas hı hı. yıkımı, e, sıvı elektrolit dengesi bozulduğu için hı hı. mutlaka biraz yardıma ihtiyaçları var ekstra. Harika, güzel bilgiler <laughs> aldık gene. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sona sizinle gelmiş olduk.